Injeksiye Burada bir parantez oldu? açabilir miyim? Tam olarak anlamak için soruyorum. Bir tarafta Çin, bir tarafta Amerika. Amerikalılar Çin'de, Çinliler Amerika'da aynı zamanda. Yatırımlar Doğru. açısından. Sonra bir e, malın e, üretiminde e, örnekse bir e, cep telefonunu ele alalım. E, marka Amerikalı üretildiği yer e, Çin. E, Know-how'ı Amerika'dan e, efendim parçası Çin'den, kıta Avrupası'ndaki diyelim ki otomotivdeki üreticiler sadece bir çip meselesi yüzünden acı çekiyorlar. Çin yüzünden aslında ekonomi ortak ama bir yandan da devlet ekonomileri var. Yani bir devletleşen kendi politikasını, para politikasını üreten ekonomi gerçekleri var. Büyük şirketler, büyük tröstler var. Bir yandan da seçimlerle iş başına gelen ve... Oy verenine şöyle yapacağım, böyle yapacağım, işte şuna savaş açacağım, bunu e, kovacağım ülkeden sonra işte seni e, iş sahibi yapacağım ya da seni e, istihdam edeceğim diye sözler veren politikacılar var. Dünya böyle bir çıkmazda mı e, acaba diye düşünüyorum. Yani bir yandan ekonominin politikası bir yandan da politikanın ekonomisi hükümetlerin e, politikası evet. e, zaten bence hükümetlerin politikasıyla ekonomi birbirinden çok ayırt edilemez. Çünkü ülkeler çıkarlarını önce ekonomi üzerinden yürütürler. Daha do daha sonra siyasi e faktörler devreye girer. Yani burada bir ülke ne kadar ekonomik anlamda güçlüyse aslında hepimiz biliyoruz ki eli o kadar kuvvetlidir. E Biraz önce bıraktığım yerden e aslında buraya bağlayabiliriz. Zaten bir ülkenin 6,5 trilyon, dolarlık e, dünyaya para e, enjekte edebilmesi için bir elinin çok güçlü olması lazım. iki parasının rezerv oluyor olması lazım ve dolaşımda çok e, geçerli olması lazım. Bugün baktığınızda her hemen hemen her malın e, dayanak varlığı dolar. Yani bugün bakır da almak isteseniz, e, nohut da almak isteseniz neredeyse yani buğday da almak isteseniz çünkü Buğdayı nasıl üretiyor çiftçiler? Bunun için gübre almak durumunda, mazot almak durumunda, bunların hepsinin e, dayanak varlığı dolar. Dolayısıyla bunun bir, yani birbirinden ayırmak mümkün değil. Biraz önce sizin söylediğinizde ek olarak e, işveren Amerika, işçi Çin e, ve yıllarca bu şekilde yürüttüler ve e, baktığınızda bir noktada ucuz işçilik şu anda zaten herhalde yanılmıyorsam e, yanılıyorsam beni düzeltin Türkiye'nin gitmek istediği model de bu. Hani ucuz işçilik e, artı ihracat gücüyle. Şey o bir tarafta. Evet, ihracat gücüyle e, yeni bir Türkiye yaratmak. Ama şunu unutmamak lazım. Türkiye hani tabiri caizse beygir gücü fazla ama torku zayıf bir ülke. Hı. E, siz aslında düz yolda ilerleyebilecek bir potansiyele sahipsiniz ülke olarak. Fakat en ufak eğimde en ufak bir engebede sizin döngüsel hareketinizi itebilecek bir gücünüz yok. Bu da yani girdiğimiz süreçte aslında Türkiye'yi tam da yansıtan bir süreç. Biz şimdi engebeli bir döneme girdik. Sadece biz değil dünya girdi. Normal şartlarda düz yolda herkes gidebiliyor bir şekilde, işte vatandaş da köyden salçasını, bulgurunu getirterek hayatını idame ettirebiliyor. Ama bu kadar dolarize olmuş, bu kadar ikinci paranın artık e, yatsınamaz bir gerçek olduğu bir ülkede yavaş yavaş vatandaşın da e, bu durumdan etkilendiğini görmeye başlıyoruz ki bu daha yolun başı aslına bakarsanız. Daha hiçbir şey görmedik. Çünkü bir enflasyonun geçişkenliği mevzu minimum 6 aydır. Bir kurdaki hareketin enflasyona geçişkenliği de minimum 6 aydır. Yani 2022 şu an yaşadığımız dönemden çok zor bir dönem olarak hayatımıza e, bir şekilde sirayet edecek. Burada Amerika e, doları şimdi en basit tabiriyle siz para biriminizi çok ciddi anlamda arz ederek talep olmayan bir ortamda değerli hale getiremezsiniz. Peki karşınızda dolar gibi güçlü bir rezerv para var ve bunlar da arzı kesip yavaş yavaş talebi arttırmaya başladıysa sizin zaten iş dinamikleriniz kötüyse çarpı 2-3 etkilen etkilenirsiniz. Yani biz içerideki yönetimsel sıkıntılardan dolayı dolar TL kurunu buralara getirdiysek yüzde belki 80'i bizden kaynaklıdır, yüzde 20'si de son dönemde Major merkez bankalarının Amerika gibi, Avrupa gibi, Kanada gibi, İngiltere gibi merkez bankalarının uygulamış olduğu ve yakın gelecekte de daha da dolar aleyhine uygulayacak olduğu politikalardan kaynaklanmaktadır. Yani faizi arttırmaya başlayacak. Dolayısıyla para birimlerinin değeri artmaya başlayacak. Neden? Çünkü reel getiri pozitife geçmiş olacak. Yatırımcı ne arar? Getiri arar. Yani dünyanın her yerinde bu böyledir ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda her şeyi yapmayı kendine mübah görürler ki bu gayet hani kabul edilebilir bir gerçek. Merkez bankaları da hiç şüphesiz ki dışarıdan ya da içeriden gelebilecek şoklara karşı ciddi anlamda savunabileceği elinde kurşunları vardır ama hükümetler devreye girmeden tek başına o sorunları bertaraf edebilecek güce sahip değillerdir. Bu bağlamda Türkiye Biraz önce verdiğim örnekten yola çıkacak olursak maalesef ki itiş gücü olmayan çünkü tamamiyle dışarı bağımlı hale gelmiş e, ve ancak ve ancak dışarıdan kaynak yaratabildiği takdirde o çarklarını döndürebilecek noktadadır şu anda. Çok güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederim.